Herkese merhabalar. 9 sınıf tarih, 1. dönem, 1. hazırlık günü. Çok korkuyorum hocam tarihten. Tarihten korkma. Hatırlamıyorum hiçbir şey, ezberleyemedim. Bak, hatalar tarih tekerrürden ibarettir diyorlar ya. Tarih değil, hatalar tekerrür eder. Eğer sen geçmiş yazılarına çalışmadığın için tarihte iyi yapamadıysan bu sefer iyi çalışıp tarihte hata yapmazsın. Böylece hataların hocam tekrar etmez. Hocam ilk yazı yazacağım hayatımda. O da doğru. Ama inkılap tarihi vardı ya eskiden, oradan biraz yönelik. Şimdi sıkıntı yok. İnşallah 9. sınıfın tarihteki ilk yazılısına iyi not alacaksın. Ama şunu da söyleyeyim. Geçen seneki öğrencilerimizin en çok ağladığı ders tarihti. Gerçekten. Ben yorumlara bakmıştım. Matematik değil mi hocam? Matematikten ağlamıyorlardı çünkü matematik çok korktukları için önlemini almışlardı. Tarihi aman hallederiz dedikleri için. Tarihte çok sıkıntı yaşadıklarını duyduk. Matematiğe ciddi çalışmışlardı. Dolayısıyla tarihte sıkıntı yaşamak istemiyorsanız bir kere tarih dersinin, mesela edebiyat daha önemli deyip tarih ikinci plana atıldığı için birçok öğrenciden yorumlarda görmüştük. İnşallah bu sene öyle olmayacak. Şimdiden yazılı sorularında onlara süper taktikler veriyoruz ve dikkatlice bizi dinlemeni istiyoruz. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına baktık. Biliyorsunuz müfredat değişti Tonguç'um. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarından sonra birçok Anadolu Lisesi'ndeki, Fen Lisesi'ndeki, kolejdeki hocayla görüştük. Hocam dedik, soruları verir misiniz? Hocalar dedi ki hayır vermeyiz. O zaman nasıl yapabiliriz? Bize çaldınız. Hayır, öyle bir şey olur mu? Ne yapıyorsun ne yapayım? Dedik ki biz sorabilecekleri örnek teşkil edebilecek örnekler hazırladık ve şimdi size güzel bir yazılı provası hazırladık. Bunun daha fazlası tonguçakademi.com'da ama şimdi hemen başlayalım. Aralarında eşleştiğiniz diyoruz. 30 puanlık bir soru. Pas mı devam mı Tonguç'um? Pas diyorsun, devam ediyoruz. O zaman diğer soruya geçelim. Şimdi birincisi, bir milletin diğer milletlerle arasındaki farkı belirlemeye yarayan, tarih boyunca meydana getirilen o millete ait maddi ve manevi değerlerin uyumlu bir bütünle biz ne diyebiliriz? Tabii ki de milli kültür diyoruz. İlk soru kolaydı. 1A diyoruz o zaman. Buraya hatta yazayım tanımını da. Milli kültür. Bizim milli kültürümüz maddi ve manevi değerlerimizin bütünü. Yani bayrağımız da milli kültürümüze giriyor. Örf, adet, gelenek gibi soyut kavramlarımız da milli kültürümüze giriyor. Kazı yöntemleriyle ortaya çıkarılmış kültürleri, sosyoloji, coğrafya, tarih, etnoloji gibi birçok bilim dalına yararlanarak araştıran ve inceleyen bilim dalı ise tabii ki de arkeoloji bilim dalı. Arkeoloji çok önemli. Neden önemli? Çünkü yazının icadından önceki dönemlere daha çok arkeoloji ışık tutuyor. Yani şimdi yazı icat olduğu zaman tamam, bu kalemi buldun, ha burada Tonguç yazıyor, bildin. Ama yazı icat olmadan önceki dönemlere ait bilgileri nasıl bulacaksın? Tabii ki de arkeoloji biliminin yaptığı kazılar sonrası bulabileceksin. Çünkü yerin altında kaldığı birçok değerli veri. Aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan kavrama da biz tabii ki olgu diyoruz. Yani mesela bazı olaylar yaşanıyor. Diyelim ki İstanbul'un fethi, işte Malazgirt Savaşı veyahut da işte Mireke falan, bir sürü savaş, bunlar bir olay. Ama bu olaylar sonrasında ne oluyor? Anadolu Türkleşiyor. Dolayısıyla aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan kavramı biz olgu diyoruz. Bunun da cevabını yazdık. Zamanın yüzyıl, yıl, ay, hafta ve gün gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği çizelgeye ise biz tabii ki de takvim diyoruz. Takvim biliyorsun ilk başta Mısırlılar icat ediyor. Nil Nehri'nin taşmasına sinir oldukları için. Sonrasında Romalılar onu daha da geliştiriyor. Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştıran bilim dalına ise biz tabii ki de filoloji diyoruz. Hatta bununla alakalı bir filmde espri yapıyor. Niye diloloji dememişler diye. Filoloji, dil bilimi olarak zihnimize yer almalı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan ve Konya'da yer alan yerleşim yeri ise tabii ki Çatalhöyük. Bunu da size sınavda sorabilirler. Çünkü Çatalhöyük'le alakalı bu seneki, yani en son 2018 yapılan sınavda çok kazık demeyin de bilgiye dayalı bir soru vardı. ÖSYM de bunu çok seviyor. Dolayısıyla siz de okul hocalarının tarafından Çatalhöyük'le sorgulanabilirsiniz. Burayı bilin. Şimdi geçelim başka bir soruya. 25 puanlık bir soruya. Boşlukları doldurunuz demiş. Boşlukları dolduralım. Şimdi tarihi olgunun... Otobüs mü hocam? Nasıl dolduracağım? Arkaya doğru ilerleyelim. Ücretini vermeyen var mı? Gibi şeyler duyabiliriz bazen sınavlarda. Tarihi olgunun var olmadığı bir dönemde varmış gibi düşünülmesi ve yansıtılması şeklinde ortaya çıkan hataya biz anakronizm diyoruz. Anakronizm ne biliyor musun? Ana diyorsun işte. Hata yapıyorsun. Mesela diyelim ki İstanbul fethedilirken Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet'e cep telefonuyla şöyle bir mesaj göndermiş diye bir bilgi versen ne olur? Olmaz ki. O dönemde cep telefonu icat edilmemiş. Dolayısıyla icat edilmeyen bir şey üzerinden konuşuyoruz. Veyahut da işte şöyle deseler sana, Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat patates kızartmasını çok severdi. Daha o zaman patates yok ki. Patates Amerika icat keşfedildikten sonra patatese çalışacak insanlar. Dolayısıyla Avrupa, Asya, Amerika kıtası, yani yeni dünya keşfedilene kadar daha patatesten haberler. Eğer öyle bir bilgi varsa burada anakronizm, yani olmadığı bir dönemde varmış gibi gösterilmiş oluyor. Bu da yanlış bir durum. Türklerin kullandığı ilk takvim, bak biz şu anda milli takvim kullanıyoruz. Bunun öncesinde Hicri ve Rumi takvim kullanıyorduk. Bir dönem Celal takvim kullandık ama bizim kullandığımız ilk takvim 12 hayvanlı
Efendim hocam? Hayır, 12 hayvanın Türk takvimi. Sen mesela, senin burcun ne Tonguç'um? Benim burcum öküz burcu hocam. Yükselenin nedir peki? Yükselenim penguen. Penguen mi? Öküzün yükseleni sığır ya da manda olabilir ama neyse doğru penguen de olabilir. Demek ki daha çok Merkür'ün etkisindesin sen. Sıkıntı yok. Teşekkür Şimdi ederim. 12 hayvan Türk takvimi güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Hicri takvim İslamiyet'te Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye 622 yılındaki hicret sonrasında bir İslami başlangıç olarak tarihsel bir başlangıç olarak kabul edilen hicri takvim ay yılı esaslı. Ama 12 hayvanlı Türk takvimi, miladi takvim bunlar hep güneş esaslı olduğunu bilelim. Günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dini mimarın içerisinde yer alan nokta noktada taş aletler, heykeller ve bitki kalıntıları bulunmuştur. Böyle kazıkul azizül aziz bir soru çıkarsa yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Eğer böyle kelime de vermediyse yapacağınız şey önceden kaçmak. Kaçmak değil. Göbekli Tepe olan bu yeri bilmemiz lazım. En erken tarihli dini mimari diyor bakın. Nokta nokta M.Ö. 3200'de çivi yazısını bulmuş. Zigurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdi. Yazıyı kimler, parayı kimler bulmuştu Tonguç? Parayı arkadaşım şey buldu hocam. Ondan sonra kaçtılar gittiler. Bana hiçbir şey söylemediler. Tamam arkadaşın... Lidyalılar buldu. Aferin Lidyalılar buldu. Parayı Lidyalıların bulduğunu herkes bilir. Ama yazıyı Sümerlerin bulduğunu yalnızca çalışkan öğrenciler bilir. Dolayısıyla şu anda bu sorunun cevabını biliyorsanız sizleri tebrik ediyoruz arkadaşlar. İnsanlık tarihinde ilk kez madeni parayı kullananlar da az önce Tonguç'un bile bildiği gibi Lidyalılar diyoruz. Parayı buluyorlar ama sonradan olmuyor. Parayla saadet olmuyor. Niye? Çünkü paralı asker kullanıyorlar. Paralı askerler de savaşlarda yenilmelerine sebebiyet veriyor. Şimdi bir sorumuz var. Çoktan seçmeli bir soru. Çoktan seçmeli soru da yöneltebilir hocanız sınavda size. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir demiş. İnsanoğlu eski zamanlardan itibaren soğuk, sıcak, açlık, susuzluk gibi kaygılar yaşamıştır. Gece gündüz, kış yaz gibi dönemlerde yaşanan etkili ve sert değişiklikler yüzünden can ve mal güvenliği tehlikeye giren insanlar zaman kavramının bilincine varmıştır. Şimdi hangisi buna örnek olarak gösterilebilir demiş. Sümerler tarafından yazının icat edilmesi Sümerler zigurat adı verilen tapınaklarını depo olarak kullanıyorlar. Ve o depo olarak koydukları malları kimin malı ne kadar sen kaç tane çuval un koydun sen kaç tane çuval şey koydun diye not etmek için yazı icat ediyorlar. Dolayısıyla Sümerlerin yazı icat etmesi birazcık pintiliklerinden birazcık böyle mala düşkünlüklerinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Burada ise başka bir şeyin örneğini istiyor bize. Nil Nehri'nin taşmasıyla tarlaları su altında kalan Mısırların güneş yılını hesaplaması. Evet doğru cevabımız Bursa seçeneği. Neden? Çünkü bununla alakalı mutlaka canlı yayınlarımızda da ve sınıf anahtarımızda da söyledik. Nil Nehri'nin bulunduğu Afrika kıtasında biliyorsunuz ki Nil Nehri Akdeniz Havzası'na dökülüyor. Akdeniz Havzası yazın kurak olmasına rağmen Nil Nehri inanılmaz su taşırıyor. İnanılmaz su dökülüyor. İnanılmaz tarlalar sular altta kalıyor. Tarlaları sular altta kaldığı için bu adamlar geometri bilimini geliştiriyorlar. Ve aynı zamanda ya bu nehir ne zaman taşacak acaba deyip gündüz oldu gece oldu. Gündüz oldu gece oldu. Ha bak atıyorum 180 defa gündüz gece olduktan sonra nehir bir anda taşıyor deyip takvim buluyorlar. Çünkü normalde hava pırıl pırılken bir anda sel oluyor. Allah Allah diyorlar ya böyle bir şey olamaz. Halbuki sel olmasının temel sebebi Nil Nehri'nin geldiği bölgelerin çıktığı esas yukarı havzalarının direkt olarak her mevsim yağış alan ekvator iklimden gelmesi. Dolayısıyla insanlar Nil Nehri'nin taşmasıyla zarar görme sebebiyle artık diyorlar biz buna çözüm bulacağız ve Mısırlar güneş yılını hesaplıyorlar. Zorda kalmasalar onu da hesaplamayacaklar. Babiller tarafından savaşlar yapılması yine estetik bir zevk. Mısırların firavunları öldükten sonra onları mumyalaması ölümden sonraki hayata inanmaları, Akatların tarihin bilinen ilk büyük imparatorluğu kurması da bu da yine askeri güce ve merkezi otoriteye önem vermeleriyle alakalı diyoruz. Şimdi yukarıda verilen göçlerin nitelikleri aşağıdaki seçeneklerle eşleştirilirse hangisi hangi alan dışarıda kalır diyor. Çin baskısından dolayı Türkler tarafından gerçekleştirilen göçlere biz siyasi göçler diyoruz. Neden siyasi? Hatta bunu şöyle yazarak gidelim yanına siyasi diye. Çünkü biz Türkler milli bağımsızlığımıza çok düşkünüz. Bunu geçen sene inkılap tarihinde öğrenmiştiniz. Bize saldırmışlardı ve biz manda ve himaye hayır demiştik. Bağımsızlığımıza düşkünüz. İşte bizim atalarımızın atası olan eski Türklerde Hunlar, Göktürkler, Uygurlar da hiçbir zaman milli bağımsızlıklarına ters düşen bir şey kabul etmiyorlar. Çinler onlara baskı yapınca hop çikilop göç ediyorlar. Mekke'deki baskıdan dolayı Medine'ye gerçekleştirilen göçler ise tabii ki bak Mekke'deki kafirler yani müşrikler, Allah'a inanmayan putperestler
Müslümanlara gidin buradan diyorlar. Allah falan yok hadi gidin diye zulüm ediyorlar. Peygamberimiz ve diğer yanındaki Müslümanlar da Mekke'den Medine'ye dini sebebi göç ediyor. Para için göç etmiyorlar ki. Daha güzel Medine'de iş imkanları varmış. Veyahut da Medine'de daha bağımsız bir devlet kurarız diye değil. Mekke'deki insanlar onların dinine izin vermediği için Mekke'den Medine'ye göç ediyorlar. Ve 622 yılında bu da dini göçe giriyor. Altın ve gümüş madenlerini işletmek için Amerika yapılan göçler ise direkt yamyamik yani... ekonomik göç. Niye? Adam para için. Altın ve gümüş madenlerini işletmek için Amerika'ya insanlar, İngilizler, İspanyollar inanılmaz göçler gerçekleştiriyor. Buna da biz ekonomik göç diyebiliriz. İklim değişiklikleri nedeniyle kurak alanlarda yapılan göçler ki Orta Asya'da biz Türkler de buna benzer bir göç yapmışız. Bu da coğrafi göçlere giriyor evladım. Bunu da iyi bilmeliyiz. O zaman geri ne kaldı? Eğitim göçü kalmadı. Eğitim göçü nedir? Mesela Tonguç'un iyi bir liseyi kazansaydı veya iyi bir liseyi kazandığında veya iyi bir üniversiteyi kazandı diyelim artık liseyi bitti. İnşallah hocam. İyi bir, bu sesle olmaz ama iyi bir üniversiteyi kazanırsa Tonguç diyelim ki Akdeniz Üniversitesi'nde iyi bir bölüm kazandı. Tıp fakültesini kazandı mesela. Ne yapacak? İstanbul'dan hop çıkılıp Antalya'ya iniş yapacak. Bu eğitim için yapılan bir göç olmuş olacak. Şimdi doğru mu yanlış mı? Bakalım. Doğrudur hocam. Geçelim bu soruyu. Tamam doğru. Bunu geçiyorum. Şimdi şaka bir yana. Tarihi diğer beşeri ve sosyal bilim dallarına ayıran en önemli fark diğer bilimler insanı ve doğayı bir yönüyle ele alırken tarih insanı her yönüyle bütün yaptıklarıyla anlamaya ve anlatmaya çalışır. Bu kadar tarihi övdülerse herhalde doğrudur diyeceksiniz. Niye? Çünkü hakikaten mesela biyoloji insanın sadece yapısal durumuna bakar. Acaba insanlar ne düşünüyor falan demez. Psikoloji insanların düşüncelerine bakar, davranışlarına bakar. Felsefe insanın düşünmesinin üzerine düşünür. Ya da coğrafya insanın yerle alakalı kısmına bakar. Tarih ise insanın geçmişte yaşadığı tüm her şeye bakar. Yani geçmişteki duyguları, geçmişteki yaşadığı coğrafi mekanlar, geçmişteki başarıları, mutsuzlukları, davranışları her şeye baktığı için diğer bütün bilim dallarıyla ilişki içerisindedir. Numizmatik yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimleri inceler. Hayır. Numizmatik paraları inceliyordu. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgi. Bu tam benim istediğim bir bilim. Evet, sen tam bir numizmana benziyorsun gerçekten. Konya, Akşehir, Dursunlu fosil yatakları Anadolu'da insan varlığına ilişkin kanıtların ele geçirildiği en eski buluntu yeridir. Doğru. Gerçekten Konya'da en eski insan kalıntılarının bulunduğunu, en eski insana ait araç gereçlerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Asurlular Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu'ya getirmiş ve burada tarih çağlarının başlamasını sağlamışlardır. Bu da yine doğru bir bilgi. Yazıyı Sümerler buluyor ama Sümerlerden Asurlara, Asurlar da Kayseri, Kültepe çevresinde tabletlerle Anadolu'daki diğer uygarlıklara, Hititlere, Friglere yazıyı gösteriyorlar. Hatta Hititler Mısırlarla yaptıkları Kadeş Anlaşması'nın maddelerini yazmadan önce yazıyı bilmiyorlardı. Kimden öğrendiler? Asurlardan diyeceğiz. Niye Asurlar ticaret yapıyor? Dolayısıyla ticaret insanlar arasında sadece ekonomik etkileşimi değil, kültürel etkileşimi de sağlıyor diyebiliriz. Tarih boyunca Türklerin dünyanın birçok alanına göç etmesi Türk tarihini bir bütün halde incelemeyi kolaylaştırmıştır değil, aksine zorlaştırmıştır. Niye? Çünkü sadece Orta Asya'da yaşasaydık rahat rahat Türk tarihini incelerdik ama Orta Asya'da durmamışız ki. Aşağı inmişiz, Hindistan'ı fethetmişiz, Gazneliler gitmişiz, Orta Doğu'ya hop Balkanlar, dur Kuzey Afrika nereye, Arabistan Yarımadası hop Afrika, her yere gitmişiz yani. Her yeri fethettik. Bir dur kardeşim ne öyle ya? Ama Türk'üz biz kardeşim, durdurulamayız. Dolayısıyla konar göçer de bir hayatımız var. Bu da bizim tarihsel incelememizi zorlaştırıyor. Tamam, bu kadar zor mu? Hayır, bu kadar zor değil. Şimdi sana ödev hocam, veriyorum. Hocam nereden çalışacağım bunu? Bak ödev veriyorum sana. Direkt nereden çalışacağını söylüyorum. Eğer sınavdan iyi bir not almak istiyorsan 0'dan 9'a tarih kitabımızda sana direkt sayfaları söylüyorum Tomuç'un. Birincisi bu en başta birinci ünitenin başında tarih ve zamanda kavramlar verdik. Bu kavramları hocanın sorma ihtimali %90. Bak %100 demiyorum ama bu kavramlar sınavlarda genellikle soruluyor. Hocan eğer biraz daha kolay ya da çok kazık soruyorsa buradan sormaz. Ama normal seviyede soruyorsa, orta ve üst seviyede soruyorsa bu kavramları sana soracağım. Tarihin konusu ve kapsamlarıyla alakalı burada yorum sorusuyla halledebilirsin. Ama buradaki sözlü yazılı kaynaklar veya sayfaları söyleyeyim hatta sana direkt olarak. Sayfa 12'den vaka ve vaka arasındaki farklar. Tarih bilimi diğer bilim insanları. Buralarda yine önemli. Burası yine biraz yoruma dayalı bir şekilde gidebilir. Ama bunu da bazı hocalar çok soruyor. Ben birçok yazıda gördüm. Anakronizm. Anakronizm zaten biz yazıda örneklendirdik size ama tarih bilim bize ne kazandırır? İşte hicri ve milat takvim arasındaki farklar. Türklerin kullanım takvimi. Buradan soru gelir. Türklerin kullanım takvimlerden. Ve ikinci ünitede Anadolu'daki
ilk yerleşim merkeziyle alakalı da bazı soruları öğrencilere yönelttiklerini görüyoruz. Bilhassa bu yazının gelişimi süreciyle alakalı da sorular gelecektir. Sümerler, Fenikelilerin alfayı bulması. Dolayısıyla sayfa 38'e kadar sana net ödev veriyorum. Eğer hocanız daha fazla işlediyse daha fazlasına çalışmalısın. Aynı zamanda bir ödev daha vermek istiyorum. Çünkü sınavdan iyi not almak istediğini hissediyorum ben senin. Yine tak tarihten burada sayfa veriyorum direkt sana Tonguç'um. Sayfa 13'ten hatta burada yazılı örneğimiz var. Bu yazılıyı da yapmanı istiyorum. Bak bu yazılı da senin tam anlamıyla çalışmanı sağlayacak. Burada sayfa 13'ten sayfa 36'ya kadar yap. Sayfa 37-38'deki yazılıyı da çözmeni istiyorum Tonguç'um. Aynı zamanda ikinci üniteyi de hocanızın geldiği yere kadar, yani ilk çağdaki siyasi organizasyon türlerine kadar geldiyse sayfa 48'e kadar, biraz daha ilerisine gittiyse, insanlığın ilk dönemlerine kadar geldiyse de burada sayfa 76'ya kadar, yani şu orada soru yok, 75'e kadar çözmeni istiyorum. Zaten hem birinci ünitenin sonunda hem ikinci ünitenin sonunda yazılı örneğimiz var. Onları da mutlaka bitir Tonguç'um. Hadi bakalım, bir isteğim daha var senden eğer beni kırmazsan. Ödülü sorumuz. Yetmedi mi? Yetmedi, bitmedi. Ödülü sorumuzu yap Tonguç, hadi bakalım.